bir Moskova'ya gideceğim Mehmet Perinçek. Hem Biden'ın bu yeni açıklamalarını hem de Türkiye'de bugünkü müzakerelerden çıkan kararın Moskova'da nasıl yankılandığını merak ediyorum doğrusu. Şimdi ilk başta şunun altını çizmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri sadece Ukrayna meselesi değil, dünyada genel olarak inisiyatifi kaybediyor. Zaten Afganistan'da yaşananlar, arkasından Kazakistan'da desteklediği turuncu devrimin başarılı olmaması, işte o sözde Kürdistan projelerinin Türk ordusu tarafından bertaraf edilmesi, bütün buralarda başarısız oldu. Bakıyorsunuz Güney Kafkasya'da Paşinyan'ı turuncu devrimle iktidara getirdi. Fakat ne oldu? Paşinyan yerel inisiyatifin, bölgesel işbirliğinin yanına geçti, Amerika'yı bıraktı. Körfez'e bakıyorsunuz, Körfez ülkeleri ne Suudi Arabistan'ı ne Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin dümen suyunda gitmiyorlar. Hatta bu Ukrayna krizinden sonra da ABD'ye çok daha ters bir politika izlemeye başladılar. Hatta İngiltere ile ABD'nin petrol üretimini arttırması konusundaki baskılarını da ellerinin tersiyle ittiler. Üstüne üstlük de bir de Yuan üzerinden Çin'le petrol ticaretine başladılar. Yine Amerika yaptırımlarının işe yaramadığını bu süreçte görüyoruz ve hatta tam tersine doların dünyadaki egemenliğine ve hakimiyetine son verecek bir sürecin içine girildi. Rusya ile Hindistan'ı oturuyor yerel paralarla ticaret yapacağını açıklıyor. Türkiye ile Rusya bu konuda aynı adımları atıyor. Suudi Arabistan'ı söyledik. Çin'i, Rusya'sı yine rezerv para olarak farklı girişimlerde bulunacaklarını söylüyorlar. Hatta Rusya ruble üzerinden gaz satmaya başlayacak ve bu da yine Batı'nın diyelim avronun veya doların da bölgedeki hakimiyetine bu arada son Almanya verecek. Başbakanı Olaf Scholz'un yeni bir açıklaması da var. Rusya ile eğer doğalgaz ticaretini noktalarsak bunun bize maliyeti çok ağır olur diye yepyeni bir açıklama. Evet, dolayısıyla ruble ile ticaret yapmayı, gaz almayı sonuç olarak kabul edecekler. Bu da tabii dünyadaki Amerikan egemenliğinin belki de en önemli araçlarından biri olan doların da sonunun geldiğini görüyoruz. Bununla birlikte Amerika'nın içinde de işler çok iyi gitmiyor. Bakın Şubat ayında Biden'ın reytingi, desteği %43 iken 40'lara düştü. Putin'in ise 68'lerden 79'lara yükseldi. Tam ters bir süreç işliyor. NATO'ya bakıyorsunuz, NATO aciziyet içerisinde. 2-3 gün önce toplandı NATO. İşte gerçi şu manşetleri attılar Türkiye'de, efendim yeniden diriliş falan gibi bir şeyler yazdılar ama NATO'nun kendisi aciziyet içerisinde hiçbir karar alamadı. Yani Rusya'nın kendi, yani NATO kuşatmasını yaran harekatına karşı hiçbir şekilde silahlı mukavemet gösterecek veya kendi kuşatmasını silahla dayatacak hiçbir önlemde alamadığını görüyoruz ve hatta ABD'nin son yaptıkları açıklamalara bakıyorsunuz ki Zelenski de tabii çileden çıkarttı. Biz bu konuda taraf değiliz. Efendim yasak bölge ilan edemeyiz şeklinde açıklamaları oldu. Zelenski de dedi ki siz Rusya ile savaşmaya korkuyorsunuz. Bu bakımdan Amerika inisiyatifi kaybediyor. Burada Amerika'nın oyun kurduğu falan yok. Rusya'nın da batağa saplandığı yok. Rusya hedeflerini 3 gün geç, 3-5 gün erken fakat gerçekleştirmek üzere kararlı şekilde ilerliyor. Rusya'nın hedefleri neydi? Birincisi Donbas ve Kırım'ın toprak bütünlüğünü sağlamak. Yani Rusya açısından baktığınızda biliyorsunuz, Kırım'ın demişim, Donbas'ın toprak bütünlüğünü sağlamaktı. Çünkü %30'unu kontrol ediyorlardı Donetsk ve Lugansk'taki cumhuriyetler. Onları şimdi %100'ünü kontrol edecek noktaya kadar geliyorlar. Diğer hedefi neydi? Tarafsızlığını ilan etmesini sağlamak. Bu konuda da İstanbul görüşmeleri net bir şekilde bunu gösterdi. Ukrayna heyeti, Zelenski vesaire hepsi tarafsızlığımızı ilan ederiz. Vallahi billahi de NATO'ya girmeyeceğiz diye garanti de vereceklerini söylüyorlar. İyi de yapıyorlar. Şimdi bu noktada baktığınızda yine inisiyatifin Rusya'nın elinde olduğunu görüyoruz. Rusya'nın zaten Kiev'i almak
Lvov'a kadar gitmek, Polonya sınırına kadar gitmek, Odessa'yı almak diye bir derdi veya bir amacı da bulunmamaktaydı. Sadece şimdi iş Ukrayna Kiev yönetiminin Rusya'nın şartlarını kabul edip etmemesine kaldı. Bu bakımdan ABD inisiyatif kaybediyor. Rusya kendi stratejisini, NATO kuşatmasını adım adım yıktığını görüyoruz. Zaten ABD'nin son 15 senedir Rusya'ya karşı giriştiği bütün harekatlarda bir adım ileri atmaya kalktıysa bir adım geri attığını görüyoruz. 08-08-08, 8 Ağustos 2008'de Saakashvili'yi kışkırttılar Osetya meselesinde. Böylece Atlantik cephesi hem Güney Osetya'yı hem de Abhazya'yı ilelebet kaybetti. Arkasından bakıyorsunuz 2014 Maydan olayları, kışkırtmaları. Orada bir girişim yapmaya kalktı. Rusya'ya karşı ABD bir darbe tezgahladı. Ukrayna'yı kışkırtmaya kalktı. Ne oldu? Kırım bu sefer gitti. Arkasından tekrardan NATO'ya alarak Ukrayna'yı, Rusya'yı tehdit etmeye kalktılar. Ne oldu bu sefer? Donbas bölgesi, Lugansk ve Donetsk ellerinden temelli olarak gitmiş oldu. Suriye'de toparlarsak diyelim, Mehmet Bey. Evet, hamleler yapmaya kalktılar vesaire. Buralarda da ABD'nin başarısız olduğunu, tam tersine gerilemek zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi son bir dakikada şunu da ifade etmek isterim. Türkiye ile Rusya inisiyatifi tekrardan ele alıyor ve Türkiye ile Rusya ne zaman inisiyatifi ele alsa bölgede ABD çuvallıyor. Nerede çuvalladı? Astana süreci. Türkiye ile Rusya İran'ı da tabii birlikte ele aldılar. Oradaki Yobaz terör örgütlerine, efendim PKK-PYD'ye karşı Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla ciddi adımlar attılar. Amerikan planları boşa çıkartılıyor. Arkasından bakıyorsunuz Türkiye ile Rusya Güney Kafkasya'da inisiyatifi ele aldılar. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasında ciddi adımlar atıldı. Paşinyan Soros'un çocuğuydu biliyorsunuz, ifade ettiği üzere Aliyev'in, ama o Paşinyan şimdi Aliyev'in veya Erdoğan'la işbirliği yapmaya yakın bir noktaya da geldi. Orada da ABD planları bertaraf edildi. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya şunu gösterdiler son dönemde: eğer bölge ülkeleri inisiyatifi ele alır ve ABD'nin bölgeye yönelik müdahalelerini engellerlerse çözülemeyecek hiçbir bölgesel sorun olmadığını kanıtladılar. Astana süreci de bunun örneğidir. Efendim Karabağ savaşından sonraki süreçte, öncesindeki süreçte bunun örneğidir. 3+3 platformu da bunun önemli örgütlerinden bir tanesidir. Şimdi bunun başka bir yansıması da İstanbul görüşmeleriyle birlikte Ukrayna krizinde yaşanacak. Ve eğer burada Türkiye Ukrayna'yı Amerika'nın kucağından alıp Amerika'nın planlarında bir rol oynamasını, hala rol oynamaya devam etmesini engellerse hem Rusya'ya bir iyilik yapmış olacak, çünkü ABD tehdidini bertaraf etmiş olacak. Ukrayna'ya çok büyük bir iyilik yapmış olacak, çünkü Ukrayna'nın bu duruma düşmesinin en büyük sebebi diyelim biri de değil, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onları aldılar, kışkırttılar, kullanmaya kalktılar. Efendim NATO'ya gireceksiniz vesaire diye kandırdılar ve sonuçta ortada bıraktılar. Burada Ukrayna'nın da bağımsız bir şekilde gelişme, bölge ülkeleriyle barış içinde yaşama imkanı ortaya çıkacaktır. Tabii bir de bundan Türkiye'de bir çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Neden? Çünkü Türkiye de Amerikan kuşatması altında. Yani Ukrayna'da Amerikan planlarının bertaraf edilmesi ve Amerika'nın Kiev üzerindeki etkisinin kırılması Türkiye için de iyidir, çünkü Suriye'de, Doğu Akdeniz'de vesaire Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin arkasında ABD varsa, Ukrayna'daki ABD planlarının da ortadan kalkması çok teşekkürler, en fazla Ankara'nın ve halk Türkiye'nin işine gelecektir. Bu açıdan bakıldığında Biden'ın bu tweetleri atması bir panik işareti demeyelim ama söylediğimiz meselelerden dolayı inisiyatifi kaybetmektedir. Ancak tweet atabilmektedir. Başka bir şey de yapamadığını. Peki. Çok teşekkürler.